Önceki alıştırmada OA uzunluğunun R kosinüs teta olduğunu bulmuş olmalısınız. Peki ama neden? İlk olarak OPA'nın bir dik üçgen olduğuna dikkat edin. Yani burada sinüs ve kosinüsten yararlanabiliriz. OA teta'ya komşu olan kenar. Bu da demek oluyor ki OA R kosinüs teta'ya eşittir. Benzer şekilde A P üssü de R sinüs teta'ya eşit olur. Güzel. Şimdi, dp üssü a açısının fi olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunun sebebi burada gizlenmiş benzer üçgenler olması. Açı konuşmamız gerekirse tam olarak bu üçgen ve bu üçgen benzer üçgenlerdir. Bunu daha iyi anlamak için bu açıyla bu açının ters açıları oldukları için birbirine eşit olduklarına dikkat edin. Ayrıca şuradaki açının 90 derece olduğuna da dikkat edin. Yani aynen şu açı gibi. Bu da demek oluyor ki bu iki üçgenin iki açıları ortakmış. O zaman üçüncü açılarının da aynı olması gerekiyor. Çünkü üç açının toplamı iki durumda da 180 dereceye eşit olmak zorunda. Bu sebeple CP üssü A açısı fi'dir. Şimdi oldu. Aradığımız şeylerden biri şuradaki uzunluk. Çünkü bu x üssü eşit. Daha önce de belirttiğimiz gibi OC, OB eksi BC eşittir. Yani x üssü eşittir OB eksi BC. BC de AD'ye eşit olduğuna göre x üstü eşittir ob eksi ad de yazabiliriz. Peki ama ob ne? ob'nin fi'nin komşusu olduğunu biliyoruz. Buna göre kosinüs fi eşittir ob bölü oa. oa'nın da r kosinüs teta olduğunu biliyoruz. O zaman kosinüs fi eşittir ob bölü r kosinüs teta olur. Ve OB de R kosinüs teta kosinüs fiye eşittir. Yani OB, R kosinüs fi çarpı kosinüs teta'ya eşit olur. Ama R kosinüs fi'nin x'e eşit olduğunu zaten biliyoruz. O zaman OB de x kosinüs teta olur. Peki AD nedir? AD, D, P üssü, A üçgeninde fi'nin karşısındaki kenardır. Bu durumda sinüs fi eşittir AD bölü A, P üstü diyebiliriz. A, üssünün R sinüs teta'ya eşit olduğunu daha önceden biliyoruz. Demek ki sinüs fi eşittir ad bölü r sinüs tetaymış. Ve buna göre de ad r sinüs teta sinüs fi eşittir. Bunu r sinüs fi çarpı sinüs teta şeklinde tekrar düzenleyebiliriz. r sinüs fi'nin y olduğunu da zaten biliyoruz. O zaman ad y sinüs teta olur. Şimdi tekrar yazarsak burası x üstü eşittir x kosinüs teta eksi y sinüs teta olur. Yolu yaraladık sayılır. Ama halen y üssünün ne olduğunu bulmamız lazım. C p üssü, y üssü eşittir. Ve bu aynı zamanda d p üssü artı a b şeklinde de yazılabilir. d p üssü fiinin komşusudur. Buna göre kosinüs teta d p üssü bölü a p üssü eşittir ama a p üssünün r sinüs teta'ya eşit olduğunu önceden bulmuştuk. O yüzden kosinüs fi de d p üssü bölü r sinüs teta'ya eşit olur. d p üssü de buna göre r sinüs teta çarpı kosinüs fi olur ki bu da x sinüs teta'ya eşittir. AB ise fi'nin karşısındadır. Buna göre sinüs fi AB bölü OA'dır. OA'nın r kosinüs teta olduğunu biliyorduk. Buna göre sinüs fi AB bölü r kosinüs teta olur. Yani AB de, r sinüs fi çarpı kosinüs teta eşittir. r sinüs fi'nin y olduğunu söylemiştik. O zaman AB eşittir y kosinüs teta. Şimdi bunları bir araya getirecek olursak, y üssü eşittir x sinüs teta artı y kosinüs teta deriz. İşte bu başardık. Özetle, x üssü eşittir x kosinüs teta eksi y sinüs teta Ve y üssü de eşittir x sinüs teta artı y kosinüs teta Biraz daha dayanın. Şu an acayip işinize yarayacak bir formül öğrendiniz. Bilgisayar grafikleri alanında çalışsanız da, köprülerin inşa ediyor olsanız da bu formüller tekrar tekrar karşınıza çıkacak. Sıradaki alıştırma yaparak bu formüllerle ilgili pratik kazanabilirsiniz.